Herkese merhabalar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaz tatlısı olan haşhaşlı muhallebi tatlısıyla geldim. Gerçekten efsane oluyor, tam tariftir. Senelerdir yaparız, senelerdir yeriz, çok güzeldir. Tarifte hiç şaşmaz. Aynı şekilde yaparsanız tam tarifi tutturacaksınız. Evde bu şekilde kalıbınız yoksa normal borcama da yapabilirsiniz. Üzerine çikolata sosu dökebilirsiniz. Yoksa kek kalıplarınızı da kullanabilirsiniz. Siz nasıl tercih ederseniz o şekilde de yapabilirsiniz. Kalıp şart değil. Öncelikle bu şekilde göstermek istiyorum kıvamını, dokunuşunu. Gerçekten çok lezzetli oluyor, çok pratik oluyor ve az malzemeyle yapabileceğiniz nefis bir tariftir. Şimdi tarife geçelim o zaman. Öncelikle 1 litre sütümü tencereme ekliyorum. Ardından içerisine 1 su bardağı kadar toz şeker ekliyorum. 1 çay bardağı kadar un ekledim. 1 paket vanilyamı ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Ardından 2 yemek kaşığı kadar nişastamı ekliyorum. Sonunu kullandım paketin zaten. Güzelce karıştırıp pütür pütür kıvam almayana kadar karıştırıyorum. İçerisinde topak kalmayacak. Ocağı alıyorum ve güzelce karıştırıyorum kıvam alana kadar. Piştikten sonra içerisine 1 çay bardağı kadar haşhaşımı ekliyorum. İsterseniz pişirirken de koyarsınız ama ben böyle ağzıma o tadın gelmesini, böyle çıtır çıtır o tadın gelmesini çok sevdiğim için hiç pişirmeden muhallebinin üzerine koyuyorum. Gerçekten efsane oluyor. Güzelce karıştırıyorum. Kıvam bu şekilde cıvık görünebilir aslında size ama gerçekten kaldıkça toparlanan harika bir muhallebi oluyor. Öncesinde suyla ıslattığım kalıbımı, güzelce muhallebimi döküyorum. Dolapta soğuyana kadar bekliyorum. En az 2 saat bekleyin arkadaşlar. İsterseniz misafiriniz gelecekse geceden de yapsanız daha böyle kesin olur. Bu şekilde soğumaya bırakıyorum. Üzerine hazır çikolata sosundan ekledim ben. Arkasındaki gibi çikolata sosunu da yapıyorum. Güzelce üzerine döküyorum ve servis ediyorum. Gerçekten muhteşem oluyor. Hazır çikolata sosu kullandım arkadaşlar. İsterseniz Benmali usulü çikolata da eritip içerisine krema ekleyip o şekilde de yapabilirsiniz. Bir de bir püf noktası daha var arkadaşlar. Mesela diyelim bunu çıkardığınızda böyle kenarlarını bu şekilde kendinize doğru çekin. Öncesinde ayrılmasını istiyorsanız bakın kalıp gibi olmuş. Öncesinde kendime bu şekilde çekiyorum. Pat diye çıkıyor o şekilde. Hiçbir şekilde beklememe gerek kalmıyor. Bakın bu şekilde koydum ve kalıbımı alıyorum. Muhteşem bir görüntü gerçekten. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. İyi günler, iyi seyirler diliyorum.